Merhaba arkadaşlar. Şimdi fonksiyonlar 2'yi yapalım. Fonksiyonlar 1'de fonksiyonun ne olduğunu öğrenmiştik. Onunla ilgili birkaç tane örnekle başlayalım bu derse. Arkadaşlar f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara. Şimdi bu ne demek? Genelde arkadaşlarımızın kafası karışıyor. Hocam bu ne diyorlar? Bu tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi de reel sayılar demek. Buradan alıyorsun, sonuç burada çıkıyor. Bu anlama geliyor. Şimdi örneğin fx eşittir 3x eksi 1 ise demiş f 5 kaçtır? Fonksiyonda x'i verdiği zaman onun 3 katını alıp 1 çıkartıyorsun. X yerine ne yazmış? 5. Sen de gidip x yerine 5 yazıyorsun. O kadar. 3 çarpı x yerine 5 yazıyorsun. 5 eksi 1. Bakın x yerine 5 yazmış. Sen de gidiyorsun. 3'e 3 yazdıktan sonra x yerine 5 yazıyorsun. Eksi 1. Bunun sonucuna bakalım. 3 kere 5 15. 1 çıkar 14. Sonuç budur. Şu 1'i de düzgün yazayım. Evet. Sonuç 14. Aşağı geçelim. F a eşittir 17 ise a kaçtır? He, bak şimdi burada fonksiyonda x yerine a yazmış. Sen ne yapacaksın? Sen de fonksiyonun hepsinde x yerine a yazacaksın ve sonucu 17'ye eşitleyeceksin. Hemen yapalım. F a eşittir. Ne yapmış? 3x yapmış. Sen de 3 çarpı a yapıyorsun. Eksi 1 eşittir. Fonksiyonu a'lı yazdın mı? Evet. Kaça eşitmiş? 17'ye. 17'ye eşitliyorum. Bu eksi 1'i karşıya hop artı 1 diye attım. 18 oldu. Burada ne kaldı? 3a. 3a 18 ise her iki tarafı 3'e bölüyorum. Bunu 3'e bölersen a olur. 18'i 3'e böl. Aferin. 6 olur. A eşittir. 6 çıktı. Hemen yukarıdaki örneğe bakalım. Burada da demiş ki fx eşittir. Pardon. Önce şurayı bir açıklayacaktım. Yine fonksiyon reel sayılardan reel sayılara. Tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi reel sayılar. Fx eşittir x kare artı 4x artı a ve f3 25 ise a kaçtır? Şimdi sana şu bilgi verilmiş ya arkadaşım. Sen bu bilgiyi kullanmalısın. Fonksiyonda gidip x yerine 3 yazacağım. Sonucu 25'e eşitleyeceğim ve her şey ortaya çıkacak. F3 eşittir. Bak şimdi x yerine 3 yazmış. X kare yerine tabii ki 3'ün karesi yazıyorsun. Artı 4 çarpı x değil. 4 çarpı 3 artı a. Neden? Artık x yok. X'in yerine 3 var artık. Her yerde x'in yerine 3 yazdım. Peki sonucu kaça eşitmiş bu işlemin? 25'e. Eşittir 25. 3'ün karesi 9 artı 4 kere 3 12 artı a. Eşittir 25. 9 artı 12 21 artı a eşittir 25. A bu 21 karşıya o eksi diye geçer. 25'ten 21 çıkarırsın. Ne kaldı? 4 kaldı. Bu da bu kadar. İşimiz bitti. Salladık gitti. Şimdi şuraya gelelim. Burada arkadaşlar birkaç tane küçük tanım öğreneceğiz. Birebir fonksiyon, örten fonksiyon, birebir ve örten fonksiyon duymuşsunuzdur. Bunlar nedir diye merak ediyorsunuz. Şimdi arkadaşlar birebir fonksiyon demek buradaki eşleşmenin birebir olması demek. Teke tek olması demek. Örneğin 1 4'e gitsin, 2 9'a gitsin, 3 de 15'e gitsin. Her biri bir yere gittiler değil mi? Evet, birebir oldu. Yani bu ikisi 3 de 9'a gitseydi, ikisi 9'a gitseydi birebir olmayacaktı. 2'ye 1 olacaktı değil mi? O zaman birebir demeyecektik. Her biri farklı yerlere gidiyorsa bu bir birebir fonksiyondur. Bakın fonksiyon olma şartını sağladı. Tanım kümesinde boşta eleman kalmadı ve bir eleman bir değere gitti. Bir eleman iki yere gitmedi. Zaten fonksiyon. Şimdi ne oldu? Birebir oldu. Yani birebir olması için bu elemanların farklı farklı değerlere gitmesi lazım. İki tanesi bir değere giderse birebir olmaz, ikiye bir olur. Örten fonksiyona gelelim. Arkadaşlar örten fonksiyonda da senin aldığın sonuçlar, yani şöyle söyleyeyim. Örneğin örnekle anlatmak daha kolay oluyor bak. Bu buraya gitsin. 7.25'e gitsin. 800'e gitsin. 900'e gitsin. Senin bu fonksiyonunda B kümesinde boşta eleman kalmıyorsa, yani B'nin üstünü komple örtüyorsan, bütün değerleri kullanmışsan, bakın B'de boşta eleman kalmadı, gördünüz mü? O zaman bu fonksiyon örten bir fonksiyondur.
Buradan buraya çizeceğin f fonksiyonu örtendir. Peki birebir mi? Bakalım. 6 bir elemana gitmiş. 7 bir yere gitmiş. 8 ile 9 100'e gitmiş. Gördün mü? Birebir olmadı. Bunlar 2'ye 1 oldu. Tamam. Örtendir fakat birebir değildir. Buna bakalım. Bu birebirdi. Fakat örten değil. 7 boşta kaldı. Gördünüz mü? Bu birebir fakat örten değil. Buysa örttü. Burada hiç boşta eleman kalmadı. Üstünü örttü. Güzel. Tamam. Hoş. Ama birebir değil. Çünkü iki elemanı bir elemana gitti. Birebir olması için her elemanın bir elemana gitmesi gerekiyordu. Şuraya geçelim. Şimdi bu ikisini burada birleştirelim. Birebir ve örten. Yani her eleman bir elemana gidecek. Şöyle mesela. Ve B kümesinde de boşta eleman kalmayacak. İşte bu birebir ve örtendir. Zaten bir fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için eleman sayılarının eşit olması gerekiyor. A'dan B'ye çizdiğim bu fonksiyon birebir örtendir. Şuradaysa sadece birebirdir. Şuradaysa sadece örtendir. Burada hem birebir hem örtendir. Bu birebir örtenlik bizim için önemli. Çünkü bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması lazım. İleride geleceğiz onu. Tekrar açacağım onu. Şimdi gelelim sabit fonksiyona. Arkadaşlar sabit fonksiyon demek buradaki bütün değerlerin bu kümede sadece bir elemana gitmesi demek. Mesela atıyorum kaça gitsin? 8'e gitsin. 1 de 8'e gitti. 2 de 8'e gitti. 3 de 8'e gitti. Gördüğünüz gibi bütün elemanlar sürekli aynı yere gidiyorsa bu fonksiyon sabittir. Bu fonksiyon olma tanımında bunlara yavru, bunlara anne demiştik. Hatırlıyor musunuz? Yani bunlar kardeş, hepsinin annesi aynı. O mantığa getirebiliriz. Şöyle yazabilirim. Buradan buraya çizeceğim bir f fonksiyonunda fx eşittir 8 fonksiyonudur mesela bu. X yerine ne yazarsan yaz 8'e götürüyor. F1 de yazsan 8. Bak x yerine 1 yaz. F1 de 8'e gitti. F2 de 8'e gitti. Tamam mı? F3 de 8'e gitti. Yazmayayım şimdi. Hepsi 8'e gidiyor. Şu şekilde yazılan, içinde x olmayan bu fonksiyonlar sabit fonksiyonlardır. Onu da attım. Ve son sayfaya geçtik. Şuraya bakalım. Örnek fx eşittir 5 sabit fonksiyon diye yazmış. Niye yazıyor ki zaten? Biz anladık sabit olduğunu. Neden? Yanında x'li ifade yok. X yerine ne yazarsan yaz şimdi sonuç 5 çıkacak. Örneğin f3 kaçtır demiş. Tabii ki 5'tir. Çünkü x yerine 3 koymuş. Sen burada x'li ifade yok ki gidip yerine 3 koyasın. F10 o da 5'tir. F100 o da 5'tir. F1000 o da 5'tir. Hepsi 5'tir. Neden? Fonksiyon sabit çünkü. Aşağı geçelim. Bu örnekte diyor ki f fonksiyonu reel sayılardan doğal sayılara. Tamam. Bu hikayeyi geçiyorum. Şuraya bakıyorum. Fx eşittir. M eksi 4 çarpı x artı 2. Fonksiyonu sabit fonksiyon ise m kaçtır? Bakın ne güzel de burada vermiş. Sabit fonksiyon demiş. Bu sabit fonksiyonsa burada sadece sabit sayı olan 2 olmalıydı. Bunun burada ne işi var? Olmaması lazım. Sabit fonksiyonda x'li ifade olmaz. Bunu yok etmem lazım. Bunun yok olup gitmesi lazım. Düşünüyorum. X'in çarpanı şu başındaki sayının 0 olması lazım ki 0 çarpı x 0 yapsın. M yerine 4 veriyorum. Evet bazılarınız söyledi 4 4 der gibi duydum. Şimdi M yerine 4 verirsen 4 eksi 4 0 yapar. Burası komple gider. Çünkü 0 çarpı x 0'dır. Bunu söylememe gerek yok sanırım değil mi? Bütün sayıları 0 ile çarpımı 0 yapar. Dolayısıyla bu yok olur. Fx eşittir 2 sabit fonksiyonu kalır. Demek ki m kaçtır? M 4'tür. Böylece burası 0 olur ve fonksiyon sabit olur. Neden sabit yaptım? Çünkü öyle olduğunu başta söylemiş. Son örneğe geçeyim. Burada da fx eşittir. İşte reel sayıdan reel sayılara. Fx eşittir a eksi 1 çarpı x kare artı b artı 5 çarpı x artı 1 fonksiyonu sabit fonksiyon ise a artı b kaçtır? Yine bu fonksiyon sabitse sadece sabit sayı olan 1 olmalı. Diğerleri olmamalıydı burada. O zaman ben yok ediyorum. A eksi 1 çarpı x kare. Bunun yok olması için a eksi 1'in 0 olması lazım. O zaman a yerine 1 veriyorum. 1 eksi 1 0 olur. Burayı yok eder. B artı 5 de 0 olmalı.
B'ye de eksi 5 veriyorum. Eksi 5 artı 5 daha 0 olur. X ile çarpılınca onu da 0 yapar. Yok olur gider. A'ya ne kaç verdim biraz önce? 1. Demek ki A 1'dir. B yerine de eksi 5 verdim. B eksi 5'tir. Ancak A 1 ve B eksi 5 olursa bu fonksiyon sabit fonksiyon olur. A artı B kaçtır diyor. A 1'di. B eksi 5'ti. Toplamları da eksi 4 yapar. Bu işte burada biter. Üçüncü derste görüşürüz arkadaşlar.